Bismillahirrahmanirrahim. Dün Mümin Suresi 9. ayete kadar gelmiştik. Bugün 10. ayetten devam ediyoruz. Şüphesiz küfredenlere de şöyle seslenilir: Allah'ın gazaplanması elbette sizin kendi nefislerinize gazaplanmanızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrıldığınız zaman inkar ediyordunuz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz küfredenlere de şöyle söylenir, denilir: Allah'ın gazaplanması elbette sizin kendi nefsinize gazaplanmanızdan daha şiddetlidir, daha büyüktür. Çünkü siz İmana çağrıldığınız zaman inkar ediyorsunuz. Burada neyi ifade ediyor? Aslında insanların bir gazaplanma olayı var, herhangi bir olaya karşı. Bir de Allah'ın gazaplanma olayı var. İşte burada hani Furkan suresi, Furkan'da değil mi? 25. surede. 77. ayette sizin duanız olmasaydı ben size değer verir miydim ifadesi kullanıyor. İşte Allah'ın gazaplanması var ki bu gazaplanma insanlara da yansımış. Ama insanlara Allah gazaplanmayın, doğru yolda olun, Allah'ın gönderdiği kurallara göre hareket edin ifadesi kullanıyor. İşte ahiret aleminde de o inkar edenler öyle şu anda Allah siz nasıl zulmederseniz, nasıl inkarla hayatınızı sürdürürseniz sürdürün, Allah bu yönden size müdahale etmeyecek. İşte ahiret aleminde hani Allah din gününün malikidir diyor Fatiha suresinde ya. Yani dünya hayatında Allah kesinlikle müdahale etmiyor. İnsanları yaratıyor, evreni yaratıyor. İnsanlara Allah'ın kendi havuzundan bilgileri, vahiy bilgileri aktarıyor nebilerine. Nebiler de bize Allah'ın bildirdiğini bildiriyor. İşte onlar aracılığıyla biz Allah'ı tanıyoruz. Allah kendi ayetlerini, yani kendine ait olan bilgileri her insan ahiret alemine vardığında bütün ameller önüne konmuş, Allah'ın huzuruna çıkmışlar ve herkes gerçekten yanlış olduğunu, inanmadıkları şeyin gerçek olduğunu orada görecekler ve iman etmek isteyecekler ifadesi kullanıyor. Zaten devam eden ayette de bunu anlatıyor. Hocam, burada kendi nefsinizi gazaplanmanız nasıl bir anlam taşıyor hocam burada? Yani hani görmedin mi nefsini ilah edinenleri diyor ya, yani o ilah edinmeden dolayı insan kendisine zulmediyor. Yani bu zulüm ne oluyor ahiret aleminde? Ebedi cehennemde yanacak. İşte sizin nefsinize gazaplanmanızdan Allah'ın gazaplanması daha şiddetlidir ifadesi kullanırken, İşte ahiret alemindeki o büyük azabı vurgulamak için bu ifadeyi kullanıyor diye düşünüyorum. Hocam, bu gazaplanma, Allah'ın gazaplanması, insanın da kendi nefsine gazaplanması, kendisinde olan bir özelliği insanlara da vermiş. Vermiş, Allah, evet. Ruh mu oluyor yani, ruh diyebilir miyiz? İşte ergenlik yaşına geldiğinde ruhumuzdan üfledikler. Yani size her türlü donanımı verdikten sonra ruhumuzu üfledikler. İşte ergenlik yaşında ruh üflendiği zaman iki bilgi, iki melek yükleniyor insana. Bunlardan birisi iblis, birisi de takvadır. Bu değişmez bir kuraldır her insanda. İşte onun için o Allah'ın bilgileri, yani sapan insana da Allah malzemesini veriyor.
hidayete gelen insana da Allah malzemesini veriyor. Malzemesini verdiğine göre insan sapacak bir şeyler buluyor. Hani İsra suresi 11. ayette diyor ya, onlar hayra da dua eder, şerre de dua eder. Eğer şerri, yani kötülüğü Allah yaratmamış olsaydı, insanlar kötülüğe gidebilir miydi? Yani hani diyor ya, iblis yüklendi, yasak ağacı tattılar, ayıp yerleri kendilerine açılıverdi diyor. Burada ayıp yerleri kendilerine açılıverdi ifadesi kullanırken, insan yanlışı yapma konusundaki eğilimleri kendisine gelmeye başladı. Yoksa iblis olmasaydı insan melek olurdu diyor. Yani iblisse insan oluyor. O zaman iblis yüklenince kötülüklerinin programı iblisin yolunda olduğu anlaşılıyor. Dediler ki, Rabbimiz bizi iki kere öldürdün ve iki kere diriltti. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı? Dediler ki, yani ahiret aleminde oluyor bu hadise. Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Yani hani Bakara suresi 28. ayette o inkar edenlere Allah diyor ki, nasıl oluyor da Allah'a inkar ediyorsunuz? Oysa sizi ölüyken diriltti, tekrar öldürüp tekrar diriltip sizi hesaba çekecek diyor. İşte iki kere öldürme, iki kere diriltme olayı orada olduğu gibi burada da onu doğruluyor, tasdik ediyor. Yani ahiret aleminde artık bir çıkış yolu var mı diye soruyorlar. Kesinlikle hani bütün peygamberleri geldi, sizi hem takvadaki o Resul sizi uyardı, hem de insandan olan Resuller geldi sizi uyardı. Ama onları yalanladınız, inkar ettiniz. O zaman girin cehenneme ifadesiyle anlatıyor. Yani biz itiraf ettik, yapmış olduğumuz suçları itiraf ettik. Gerçekten olayı gördük, hakikatleri anladık. Şimdi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk edelim diyecekler ama Allah bunu kabul etmeyecek diyor. Yani bu da gösteriyor ki yani insan ahiret alemindeki o gördüğü olaylar dünya hayatında ona olduğu gibi bildirilmiş, aktarılmıştı. O söylenenleri orada gördüğünden dolayı onlara iman ediyor. Olay bu değil mi? Yani şu anda biz Allah'ı görmüyoruz. Hazreti Musa istedi, Allah kendisini göstermedi. Ama biz Allah'ı görmüyoruz ama Allah'ı görmüş gibi Allah'a iman ediyoruz. Allah'ın gönderdiği kitaplara, peygamberlere, ahiret alemine kesin olarak inanıyoruz diyor Bakara suresi 2'den 5'e kadar. Yani Müslüman olanlar, samimi, ihlaslı olanlar Allah'ın gönderdiği Allah'a, Allah'ın gönderdiği peygamberlere, Allah'ın gönderdiği kitaplara, meleklerine ve ahiret alemine kesin bir bilgiyle iman ederler diyor. Bu kesin bir bilgiyle iman etmesi, hani bir ayette de diyor ki, onların hem ahiret alemini yani vahiy bilgilerle, hem yaratılmış olan evren yasaları ile uyum halinde oluşu onları mutmain eder. Ey mutmain olan nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak ona dön diyor. Yani burada kesin bir bilgiyle inanıyor Müslümanlar. Allah'a, zaten Allah'a iman demek Allah'a güvenmekten kaynaklanır. Eğer Allah söylediğini yerine getirmemiş olsa Allah'a neye güvensin insanlar? İşte Allah Kur'an'da söylediklerinin
%99'unu bizzat söylediğini iddia ve ispat haline getiriyor. Yani hani felsefe dilinde bir teori atarlar ortaya. O teori iddia ve ispat edilirse ilim haline gelir. İddia ve ispat haline gelmezse öyle teori olarak devam eder gider. Ama Kur'an'daki söylediklerinin %99'u tutuyor. Hani onlar yani Rum suresi 1. 2. ayetlerde ne diyordu? Rumlar yakında yenilgilerinden sonra yenecekler birkaç yıl içinde. Siz de ona sevineceksiniz. Bu söylediği Allah'ın tutunca insanlar Allah'a güvenmeyi arttırmaya başlıyor işte. İşte ahiret aleminde de insanların nasıl mükafat ve ceza alacağını net bir şekilde orada ortaya koyuyor. Aynen gördükleri gibi yani dünya hayatında o Resullerin anlattığı gibi orada olunca Allah dünya hayatında teori olarak söylediğini vaadinde durur diyerek sürekli tekrar ettiği ahiret aleminde iman eden ve salih amel işleyenleri ebedi cennete, inkar eden ve zulmedenleri de ebedi cehenneme atacağını bildiriyor. Ve o da gerçekleşiyor. İşte Allah teori olarak ortaya koyduğu, insanların inanmadığı şey orada iddia ve ispat edilince insanlar inanmaya başlıyor. Orada inanıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Sizin durumunuz böyledir. Çünkü bir olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ettiniz. Ona ortak koşulduğunda inanıp onayladınız. Artık hüküm yüce, büyük olan Allah'ındır. Sizin durumunuz böyledir. Yani inkar edenler, gelen peygamberleri yalanlarlar, işlerine gelmediğinden dolayı öldürürler, yerinden yurdundan sürerler. Arkasından ne diyor? Böyledir. Çünkü bir olan Allah anıldığı zaman Allah'ın çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz, ettiniz. Yani ne diyordu? Allah'ı inkar ettiler veya Allah'ı kabul etseler de Allah'ın Rabliğini inkar ettiler. Yani hani müşrikleri Kur'an ikiye ayırıyordu. Birisi deist olanlar, birisi de ateist olanlar. Ateist olanlar hem Allah'ı inkar ediyor hem de Allah'ın Rabliğini inkar ediyor. Allah'ı kabul etmeyen Rabliğini kabul eder mi? İşte deist olanlar Allah'ı kabul ediyor ama Allah'ın Rabliğini kabul etmiyor. Allah katında Allah'ı inkar eden ve dolayısıyla Allah'ın Rabliğini inkar etmeyenler, kabul etmeyenlerle Allah'ın dünya hayatında varlığını kabul edip de Rabliğini kabul etmeyenler arasında hiçbir farklılık olmadığını Kur'an söylüyor bize. Bunların her ikisine de müşrik diyor. Yani Allah'ı kabul etmek bir şey ifade etmiyor. Allah'ın Rab olduğunu, yani dünya hayatında Allah'ın hani Enam suresi 162. ayette de ki benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler ifadesi kullanıyordu. İşte Hazreti Nuh gemiyi yapıyor. Bu gemi yaptıktan sonra da Allah'ın izniyle konaklıyordu, demir atıyordu. Allah'ın izniyle o hareket ediyordu ifadesi kullanıyor. Yani Müslüman olanlar Allah'ın göndermiş olduğu Nebi ve Resullerle nerede nasıl davranacağının yolunu, yöntemini Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket edip düzenliyorlar. Ama inkar edenler de bunun dışında hareket ediyor. Yani onlar da tağutlar yolunda hayatlarını sürdürüyorlar. Ve arkasından diyor ki ona ortak koştuğunuzda inanıp
onayladınız. Yani o inkar edenleri onayladınız. Bir kişi inkar ediyor. Bunun yanında inkar edeni de onaylamak durumuna geliyor. O inkar edenlerin konumunu anlatırken. Hani ahiret aleminde imamlarıyla beraber çağıracağız diyor. İmamlarıyla demek onun önderleriyle. Yani hani ne diyordu şey? Hazreti Musa Allah'la belirli bir zaman dilim içinde kavminden ayrıldı. Allah'la görüşmeye gitti. Neye geldin ey Musa? Allah'ım seninle görüşmeyi arzuladım. Niye acele ettin deyince bundan dolayı. Peki kavmimi düzelttim diyor. Git bakayım kavminin haline bir bak. Kavminin haline bir bakıyor. İnsanlar Allah'a, kavmi inanan Müslümanlar Allah'ı bırakmış. İşlerinden birisi, önderi bir buzağı heykeli yapmış ve onlara da söylemiş. Eğer peygamber Musa burada olsaydı o da bu buzağa tapardı deyip onları kandırmış. Ayağının azı, peygamberin ayağından bir toz aldı onları serpti diyor. Ve onlar da buzağa tapmaya başladılar. İşte buradaki ayette bahsettiği gibi inkar ettiniz ve inkar edenleri de onayladınız diyor. Yani Samiri inkar etti, Allah'ı bıraktı, buzağa taptı. Kavmi de ona itaat etti, Allah'ı bıraktı, buzağa taptı. Yani birisi imam, diğerleri de cemaat oluyor. Bunu anlatıyor Kur'an. Ve artık kafirlerin yüce, büyük olan Allah'ındır. Artık hüküm büyük ve yüce olan Allah'ındır. Ahiret aleminde Allah'a ait. Orada hiçbir insanın kendi özgür iradesiyle hareket etme kabiliyeti veya imkanı yok. Aziz Hocam, şöyle bir soru aklıma geldi. Hani bir her insan, hani herkesin bir ayet vardı. Hani herkesin ameliyle hani şey olacak. Yani herkesin kuşunu kendi boynuna bağladık diyor Allah. Yani kimse kimseye şefaat etmeyecek ya da ne bileyim sorgu sual da olmayacak ama şöyle hani neden imamlarıyla çağırır? İmamları niye çağırıyor Allah? Zaten biliyor ya, bu bir anlatım şeklidir herhalde. Böyle bir şey olacağından değildir, değil mi? Var var hani. Nisa suresi 85. ayette diyor ya, bir kişi kötülük yolunda bir çığır açtığı zaman o çığırdan yarar gören insanlarından sevabından birisi ona ayrılır. İyilik uğruna bir çığır açarsa iyilik uğruna açtığı çığırdan yararlananlardan hisse ayrılır. Yani o önderleriyle tabii ki kendi amelleriyle hesaba çekilecek ama o amelleri onların telkinleriyle işliyor. Şu anda Müslüman olanlar kendi amelleriyle hareket edecek ama bu kendi amelleri sen peygamberi kabul etmesen, peygamberin söylediği gibi yaşasan bile senin amel boşa gidecek diyor Allah. İstersen Nisa suresi 85'i bir okuyalım hocam. Kim güzel bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan kendisine bir hisse vardır. Kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan da kendisine bir pay vardır. Allah her şeyi üzerinde koruyucudur. Yani o önde gelenler, o kafir olanlar ve o kafir olanları şeyini, bayrağını çeken, onların önderliğini yapan, hani İsra suresi 16. ayette biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Biz de o ve onunla birlikte olanları helak ederiz. Yine Bakara suresi 104. ayette ne diyordu? Raina bizi güt demeyin, unzurna bizi gözet deyin. İşte Raina bizi güt diyenler, işte Raina'nın
Yani bu güncelleyecek olursak, insanlardan herhangi birisi beni takip edin, ben sizi doğru yola götürürüm diyor. Sen onu takip etmeyeceksin. Allah'ın onayladığı, sadece peygamberleri takip ederseniz Allah sizi onunla beraber cennete koyacak. Yoksa insanlardan herhangi birini örnek edinin diye hiçbir ayet göremezsin Kur'an'da. Ya peygamberleri destekleyen ve uyanları olanlar. Şöyle bir şeydi, ben eğer doğru anladıysam. Öbür tarafta zaten cehennemlik olduğunu kesinleşmiş. Sen gideceksin. Ha senin önderini, ulu önderini çağırmış, onunla beraber göndermiş. Ha onu çağırmadan göndermiş. Neden bu önder çağırılıyor? Ben öyle anladım. Doğru mu anlamadıcam? Evet, Tevfik abicim, aynen öyle. Orada bak, orada söylemiyor mu? Hani o sapanlarla saptıranları konuşturmuyor mu orada? Ne diyor? Sen beni saptırdın. O da diyor ki, ben seni çağırdım. Sen bana gelmek zorunda değildin. Sen geldin, aynı benim gibi suçu sen de işledin diyor. Hocam, o zaman burada bu imamlar, önderler, buraya vurgu yapılması, ahiretteki durumlarını anlatması, bize o zaman Allah şunu mu söylemek istiyor? Dünyadayken kiminle birlikte olduğunuza, kimin peşinden gittiğinizde, hangi önderin heykellerinin karşısına çıktığınızda, dikkat edin, hesap günü bu peşinden gittiğiniz önderlerle birlikte siz de cehenneme gidebilirsiniz. Dolayısıyla dikkat edin, benim size önder olarak gösterdiğim Resulleri takip edin. Orada sizin imamınız Resuller olsun, onlarla birlikte cennete gidin. Bunu mu demek istiyorsun? Tabii ki, yani şu anda Müslüman olanlara belge, delil olarak iki ayet göndermiş. Birisi Allah'ın Resullerinin getirdiği vahyi bilgiler, diğer ise Allah'ın yarattığı evren yasalarını insanlar için belge olarak koymuş. İşte bu belgeleri Allah'ın istediği gibi kim yerine getirebiliyor? Nebi ve Resuller. Ama Nebi ve Resullerin dışındaki insanlar, insanları doğru yola götürürüm derken onları yanlış yola götürmüyorlar mı? İşte yanlış yola giden de, yanlış yola davet eden de, ikisi de aynı suçu işlemiş oluyor. İmamlarıyla beraber çağrılır ifadesi kullanırken. Yani o da gitmemesi gerekirdi. İşte Rayna bizi güt demeyin. Yani herhangi birine takılıp onun peşine takılmayın. Unzurna bizi gözetleyin. Allah'ın gönderdiği kurallara göre yaşamayınızı kendinize ilke edinin diyor Allah. Yahudiler diyor. Buyurun. Ben çok kısa şunu söylemek istiyorum. Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Hani bugüne kadar biz ne anladık Kur'an'dan? Hani sorgu sual yok. İnsan ölüm anında da gideceği yeri görüyor. Cennet ya da cehennem. Allah sorgu sual yapmaya gerek zaten duymayacak. Çünkü her şeyi yerden dafle bitiririm diyor. Her şeyi biliyor. Bittiğini çevirdiği gibi geçer diyor. Onları konuşturması ya bir zaman kaybıdır ya da Allah zaten biliyor. O kişiler de biliyor zaten ne yaptıklarını ya hani. İkincisi de toplumda bu ayet nasıl anlaşılmıştı geleneksel din anlayışında? İmamlar denildiği için cami imamları, herkes o imamların daha çok sorumluluk aldığını, hani onlar insanları yanlış yola yönelttiğinde çok büyük sorumlulukların olacağını bu ayeti böyle anlamışlar. Oradaki aslında Allah tabii ki herkes kuşu kendi boynuna dolanacak. Herkes kendi yaptıklarına karşı bir rehinedir diyor Allah. O zaman kişi kendinin dışında bir şey yapmadığına göre bunu kimden öğrendi, kimden yaptı? Bu ahiret alemindeki bu sorgular bizim dünya hayatında inanan insanlar için bir örnek teşkil ediyor. Bir öğüt veriyor onlar bize. Yani orada
didişip durma, hani Allah diyor, didişip durmayın. Allah'ın sözünde bir değişiklik bulunmaz. Benim sözümde bir değişiklik bulunmaz. Girin cehenneme diyor. Yani oradaki konuşmalar bize bilgi veriyor. Oradaki konuşmalar kendilerine de bir yarar sağlamıyor. Sağlıyor mu? Şimdi Hatice Hanım, Allah orada özel bir mahkeme kuruyor da bunları böyle bir araya getiriyor, konuşturuyordan ziyade. Burada cehennemlik olan insanların hesap günü dirildikleri zaman tavır ve davranışlarını Allah bize haber veriyor. Yani zaten bunların cehennemlik olduğunu öldükleri anda kendileri de biliyorlar. Hesap günü kalkıp artık onların amel defterleri kendilerine ayan beyan belgeleniyor, veriliyor. Bunlar bu çıkış yolu arıyorlar. Veya ayrıca ayet şunu da söylüyor, imamlarıyla beraber derken, önderleriyle beraber giden derken, gerçekten de o hani burada bu dünyada onlar iyi yaptıklarını düşünüyorlar. İşte atam nasıl yaptıysa ben öyle yaparım. Atam neyi doğru bulduysa ben onu doğru bulurum diyenler, zaten atası da aynı yere gidiyor, kendisi de aynı yere gidiyor. Hal böyle olunca Kur'an bunu bu şekilde tasvir ediyor. Yani bu dünyada kimi önder olarak kabul edip onun peşinden gittiyseniz, öbür tarafta da aynı kişiyle aynı yere gidersiniz. Evet, evet. Ben böyle anladım yani. Bilmiyorum, senin daha başka sormak istediğin var mı? Sormak istediğim yok. Sadece şunu söyleyeyim Fethi abici. Sen kendi melekleri konuşturuyordu ya Allah'la. Cisani hal böyle hani melekler evet. Zaten konuşmuyordu. Sanki o tarz bir şey gibi geldi bana. Hani orada da böyle olursunuz. Hani kafirlerin durumunu bu şekilde anlatıyorsunuz. Şimdi zaten öbür tarafta da kalktıktan sonra sessiz sedasız şak diye bir taraf kendini cehennemde, bir taraf kendini cennette buluyordan ziyade herhalde bir diriliş ve ondan sonra da tasnif etme olayı oluyor orada. Bölükler yani halinde orada diyor. Onların panikli olan o süreç içerisinde. Çünkü artık dirilmiş, ateşin içine girecek. Dolayısıyla direkt cehennemin içerisinde dirilmiyor herhalde insanlar. Veya direkt çünkü cennetliklere de o cennetteki melekler selam derler, girin buraya derler. Böyle bir olay var yani. Dolayısıyla o sahneyi Allah bize anlatıyor. Hani bu sadece tasviri değil, bu şekilde de oluyor. Demek ki birbirleriyle didişiyorlar. Hatta birbirlerini suçluyorlar. Onları iki kat daha yarabbi diyorlar. Onlar bizi dünyada işte layıkız dediler, kemalistiz dediler, sosyalisttir dediler, komünisttir, bunlar iyidir dediler. Kimi Türkçülük yaptı, kimi Kürtçülük yaptı, kimi layıkçılık yaptı. Herkes bir şeyler anlattı, söyledi. Kimi tarihselcilik yaptı, kimi işte Kur'an'a paralel kitaplar ekledi. Herkes bir şeyler yaptı. Ve bunlar insanları saptırdılar. Sadece Kur'an yetmez dediler, Kur'an diyenler sapıklıktır dediler. Bunları iki kat daha yaklıyor yani. Ben bunların gerçek olduğunu ben düşünüyorum. O zaman bu Tevfik abi hani cennet ve cehenneme gitmeden önceki diyalog bu. Çünkü cennet ve cehenneme gidildiğinde yeniden bir yaratılış olacağı için birbirlerini tanıyamazlar diye düşünüyorum. Birbirlerini tanıyarak konuşulduğuna göre herkesin daha cennete ve cehenneme gitmeden önceki halleri demektir. Çünkü sonradan yeniden bir yaratılış olacağı için. Ama yeni yaratılış olsa da insanlar birbirlerini tanırlar. Sadece yeni yaratılışta sen oraya uygun şekilde yaratılıyorsun. Yani sen cennete gittiğin zaman yine Hatice olarak ama buradaki Hatice olduğunu sen belli hissediyorsun yani onu. Senin bedenin başka şey olabilir. Cennetlik şey olmuş olabilirsin ama o sensin yani. Evet. Tanıyoruz o zaman. Bebeğimizi gördüğümüzde tanıyacağız o zaman. Tabii ki birbirlerini herkes tanıyacak. Evet. Tanıdıklarına dair ayetler var. Ayette şöyle diyor ya. Hani bizim alay edip durduğumuz burnu sümüklü olanları göremiyoruz yanımızda. Gözümüz mü kaydı yoksa, bir bakıyorlar onlar cennette. Böyle diyorlar. Evet, yani bu dünyada biz onlara gerici diyorduk, yobaz diyorduk, takınyacı diyorduk.
Cember Sakallılar diyordu. Çağ dışı diyordu. Bu zamanda böyle şey mi olur diyordu. Bunlarla aynı ülkede yaşamak zorunda olduğumuz için utanç duyuyoruz diyordu. Şimdi onları burada göremiyoruz diyor. Peki. Devam edelim. Şimdi burada bir de iki kere öldürdüğün, iki kere dirilttiğin konusu var. Daha önce bunu konuşmuştuk ama Alican, bu konuyla alakalı seni söylemek istediğin var mı? Neden iki kere öldürdün, iki kere dirilttin diyorlar? Hocam, Ali Zahcan bize öğretti. Biz yoktuk, dünyaya geldik. Yokluk kısmı bir ölüm, dünyaya geldik bir diriliş. Ondan sonra tekrar öleceğiz, ikinci ölüm. Tekrar dirileceğiz, ikinci diriliş. Bunun haricinde bir başka görüş daha var. Bu görüş de kafirlerle alakalı, çünkü bu iki kez öldürdüm ve iki kez dirilttim. Müslümanlara, Müslüman müminlerle alakalı böyle bir kavram geçmediğiyle alakalı bir görüş var. Bu görüşte de kafirlerin yani kafir olduklarıyla alakalı bir ölüm var. Bu da onların ikinci ölümü. Dolayısıyla bir de böyle bir görüş var. Yani kafir olmaları onların ikinci ölümü. Gerçek ölümleri birinci ölümü. Kafir olmaları ikinci ölümleri. Gelmeleri birinci diriliş. Ahirete gelmeleri bir de ikinci diriliş. Şunu nasıl anlamamız lazım? Bir yerde Allah diyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz diyor. Onlar diridir diyor. Onların ölü olduğunu kabul etmiyor. Ama bir başka ayette de diyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Her canlı. Abi hatta şu var. Demir abi hatta şu da var. Her canlı da demiyor. Her nefs ölümü tadacaktır diyor. Ve Allah kendi nefsi için seni seçti diyor. Yani Allah kendi nefsi için seni seçtiyse demek Allah'ın da bir nefsi var manasına gelir. Her nefsi ölüm tadacaktır der deyince o zaman Allah da mı haşa ölüm tadacaktır manası çıkar. Böyle bir paradoks da var orta yerde. Bu paradoks, bilmiyorum bu konudaki Ali Zahir Hocam'ın görüşü nedir? Yani her nefis ölüm tadacaktır diyor bir o ayette. Bir başka ayette de Allah seni kendi nefsi için seçti diyor. Demek ki Allah da kendinden nefis diye bahsediyor. O halde Allah da mı ölüm tadacak deniliyor mesela. Böyle bir şey de var. Bir paradoks var yani. Burada şunu anlamak gerekiyor. Yani Allah Müslümanlar için ölüm kelimesini hoş görmüyor. Hani onu öldürmediler, onu asmadılar, ona ölümün bir benzeri gösterildi, onu katımıza yükselttik ifadesi kullanıyor Hazreti İsa için ya. Yani yine Ali İmran Suresi 169. ayette de Allah yolunda da ölenleri ya da öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar Allah katında diridirler. Siz bilmezsiniz, Allah bilir ifadesi kullanıyor. İşte bu iki ölüm, iki diriliş hem Müslümanlar için var, hem inkar edenler için var ama Müslümanlar için böyle bir ifadeyi kullanmamış. Bunu inkar edenler için kullanmış Kur'an, Ali Can Hocam'ın dediği gibi. Yani bir ayette de diyordu ya, Enbiya Suresi 95. ayette hayati fonksiyonlarını yitirmiş olan ölüler bir daha geriye dünyaya gelmeyecek diyordu. Yani burada biyolojik bir ölüm elbette herkes için var. Ama Allah Müslüman için ölüm kelimesini kullanmıyor. Haşa. Tabiri caizse imtina ediyor diyelim. Neden? Çünkü Allah'ın taraftarları diyor. Allah'ın taraftarları olanlar kesinlikle ölü olarak tanımlanmaz. Yani o ölürse bile Allah'la yine beraberdir. Onun için ona ölüm kelimesi eklemiyor Kur'an. Ama inkar edenler için bu ölüm kelimesi kullanıyor. O da iki kere ölüş, iki kere diriliş oluyor. O size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten Allah'a yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez. O size ayetlerini gösteriyor. Nasıl ayet gösteriyor? Ayet kelimesi Kur'an'da
evrende yaratılmış zerreden küreye kadar, sineğinden, böceğinden, ayından, yıldızından, güneşinden, helakından, barışından, savaşından ne varsa hepsi ayet olduğu gibi. Ayrıca Kur'an'da zikredilen harflerinden, kelimelerinden, ayetlerin bütününden de hepsine ayet diyor Kur'an. Kur'an'a da ayet diyor. Yani insana da ayet diyor. O zaman ayet kelimesini burada ayetlerini gösteriyor. Yani ayetleri gösteriyor. Hani Enam suresi 91. ayette şöyle diyor. Bu çok önemli. Yani Allah beşere hiçbir şey indirmemiştir demekle Allah'ın kadrini, kıymetini takdir edemediler. Musa'ya nur olarak indirdiğimiz sizin de deriler ve kağıtlar üzerine yazdığınız o kitabı kim indirdi? Ondan bazılarını açıklıyoruz. Bazılarından da açıklıyorsunuz. Bazılarından da vazgeçiyorsunuz gibi ifadesi kullanıyor. Burada bu vazgeçme olayı teknolojik yönden o ayetlerin, yani insanların teknoloji konusunda ulaşamadığı ayetlerin zamanı zemini gelince, hani Bakara suresi 30-31. Ayetlerde diyor ya, Adem'e bütün isimleri öğrettik, meleklere dedi ki Adem'e secde edin. Burada Adem'e bütün isimleri öğrettik ifadesi kullanırken orada geçmişi, anı ve geleceği aynı anda kullanma sanatı yapıyor. Hani yine Meariç suresi 4. ayette melekler ve ruh ona suresi 50 bin yılda ulaşırlar. Yani 50 bin sene içerisinde insanların açıklamadığı ayetler açıklanıp duracaktır. Bunu anlatıyor diye düşünüyorum. Arkasından Adem'e ayetlerimizi gösterdik olarak söyleyebiliriz değil mi hocam? Yani Adem'e isimleri öğrettik. Ayetleri gösterdik. O aynı anlamda. Yani isimleri öğretmen ne demek? Yani her evrendeki yaratılmış olan meleklere kodlamış olduğu bilgiyi insanlar objektif olarak çözdüğü zaman öğreniyor. Yine Şura suresi 51. ayette Allah duruarda insanlarla konuşmaz. Ya vahiyle, ya elçi aracılığıyla, ya perde arkasından konuşur. İşte perde arkasından Allah'a inanmasa bile perde arkasından konuştuğu, Allah'ın yaratmış olduğu o meleklerin konuşma dilini objektif olarak çözüp öğrendiğinden dolayı zaten bu teknolojik bilgiler öğreniliyor. Bak mesela melekler ne diyor? Allah'ım sen bize ne bildirmişsen biz onu biliriz. Onun dışında bizim hiçbir bilgimiz yok. Ne bildirdiyse o bilgi nedir? Kodladığı bilgi. Hani yine Ahzab suresi 72'de biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındı, korkuya kapıldı. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir ifadesi kullanıyor. İşte meleklere kodlanmış olan bilgiyi biz ancak onu biliriz derken zaten onlarda seçenek yok, tek seçenekli bir varlık. Sadece kodladığı bilgiler var. O bilgileri çözen insanlar zaten meleklerin Adem'e secdesi neydi? O bilgileri çözen insanlar o meleklerin sana hizmetinden yararlanıyor. Bugün madenleri çözen insanlar traktör yapıyor, uçak yapıyor, vapur yapıyor, araba yapıyor, füze yapıyor, uzay araçları yapıyor. Bunların hepsi insanların o meleklerin konuşma dilini çözmekle, çelişkisiz bir evren yasasını çözmekle ancak bunları yapabiliyorlar diye düşünüyorum. Evet. Devam ediyor hocam herhalde. İşte Allah göklerden
Allah'a yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez. Hani ne diyordu şeyde? Bakara suresi 97'de Cibril'e kim düşman ise Allah onların düşmandır diyor. Cibril'le düşmanlık neydi? Allah'ın gönderdiği, peygamberlere gönderdiği vahyi bilgileri inkar etmekti. İşte vahyi bilgileri inkar eden adam, hani ahiretle, cehennemle onları uyarsan da bir, uyarmasan da bir, onlar için fark etmez. Çünkü onlar inanmıyor diyordu. Ahirete inanmayan bir adama Allah şöyle seni cezalandıracak, böyle ahiret alemi var, şöyle hesaba çekileceksin desen inanır mı diyor. İnanmaz. İşte Allah'ın düşmanlığı bu anlamda kullanmış Kur'an'da. Yoksa Allah insana neye düşman olsun? İnsan kendi kendisi düşman oluyor Allah'a. Evet. Arkadaşlar 13. ayete kadar geldik. Başka sormak istediğiniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Hocam gökten rızık indirmesi, yağmur ağır değil mi hocam? Hocam gökten hani ne diyor Hazreti Musa? Allah'ım ben seni görmek istiyorum. Göremezsin ey Musa. Hayır görmek istiyorum. O zaman karşı dağa bak diyor. Burada dağa bak deyince dağ kelimesini Kur'an bildiğimiz taştan yüksek dağlar anlamında değil. Yani hayvanlara bak, bitkilere bak, evrene bak, yıldıza bak, aya bak, güneşe bak, ne varsa onlarda sen Allah'ı görürsün. Allah'ın imzası var ifadesi kullanıyor. Burada gökten rızık indirdik ifadesi kullanırken de gök kelimesini Kur'an illaki sema, yedi kat sema anlamında gök değil, insanların kendi çevresi dışındaki bütün yerlere, tarlalara gök demiş, bahçelere gök demiş, dağlara gök demiş, ovalara, nehirlere, hepsine gök demiş. İşte gökten rızık indirme ne oluyor? Allah sen o vermiş olduğu tohumlarla bahçene ekiyorsun. Oradan portakal, elma, armut veya sebzeler, soğanlar, fasulyeler, salatalıklar, domatesler yetiştiriyorsun. Oradan gelip yiyorsun. Onu anlatıyor. Her anlamda anlayacağız. Anladım. Hocam Nisa ya da Maide suresinde tam emin değilim de Allah'a yakın melekler diye bir ifade geçiyor. Bu kadar ayeti bir bulalım da okuyalım hocam ben. Tam numarasını bilmiyorum ya. Allah'a yakın melekler. Yani yakın melek derken neyi kastediyor acaba ya? Yani? Yok zaten melekler meleklerin hepsi Allah'a yakın. Yani şu anda haşa tabiri caizse Allah 7 günde kainatı yarattı. Mutaffifin suresi. Mutaffifin 21. Okuyalım onu bir be. Yani Allah evreni yaratıyor, kainatı ve ondan sonra arşa istiva etti diyor. Arşa istiva etmek ne demek? Her yaratılan varlık melekse insanların dışında işte Allah'a yakın mukarrabun dediği bu olması gerekir. Okuyalım hocam onu bir. Evet, ona yakınlaştırılmış mukarrab olanlar şahit olurlar. Burada yakınlaştırılmış derken ya yani Müslüman olanları kastediyor. Yani burada Müslüman olanlar nasıl yakınlaştırıyor? Hani benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler dediğine göre Allah'ın söylediği gibi söyleyen, Allah'ın yaşa dediği gibi yaşayan insanlar yakınlaştırmış olan insanlardır. Bunu anlatıyor. Hocam buradaki yakınlaştırılmışın yanına melek diye bir şey eklemişler ama muhtemelen öyle öyle değil. Çünkü melek de, bir şey geçmiyor. İsa suresinde de var 172'de Mesih ve yakınlaştırılmış melekler diye çevirmişler. Mesih değildi. Yani
Rabbani yolda yürüyen anlamında onu Mesih ne demek? Hani Üzeyr Allah'ın oğlu dediler, böylece müşrik oldular. Mesih Allah'ın oğludur dediler, müşrik oldular. Mesih ve yakınlaştırılmış derken Mesih'e uyan insanlar anlamında olması lazım Kur'an'ın bütün ayetlerine baktığımızda. Şimdi o zaman o ayeti okuyalım. Orada diyor ki Mesih ve yakınlaştırılmış melekler Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Kim ona ibadet etmekten kaçınırsa ve büyüklenirse bilmeli ki onların tümü huzurunda toplayacaktır. Şimdi melekler zaten Allah'a kulluk etmekte, yani Allah'ın dediğini yapmakta herhangi bir problem var mı? İradesi yok ki meleğin yapacağım desin, yapmayacağım desin. O zaman burada insanlar kast. Hem mukarrebin diyor, hem melekler de diyor. Evet. Allah'a kulluk kesinlikle kaçınmazlar. Şimdi mukarrebin yakınlaştırılmış. Burada melek dese bile, mesela Meryem'i bir bitki gibi yetiştirdik diyor. Allah, eğer siz diyor sabrederseniz, Allah size 3000 melekle, 5000 melekle yardım eder diyor. Şimdi o melekler kim? Oradaki sahabe, Allah yolunda savaşan insanlar. Ama niye onlar üzerinden bunu anlatıyor? Çünkü melekler Allah'ın emir ve yasaklarına eksiksiz uydukları için, insanların içerisinde de Allah'ın emir ve yasaklarını eksiksiz uygulamaya çalışan insanları da Allah o meleklerin davranışına benzetiyor. Benzetiyor. Onların davranışlarıyla o davranış arasında bir benzerlik kuruyor yani. Çok güzel. Ben hani Ahzab suresi 23. ayette öyle erkek adamlar var ki yaratılışta vermiş olduğu söze sadakat gösterirler. Göstermeye hala devam etmektedirler ifadesi kullanır. Yani burada melekler derken de Kur'an'da yer yer insanlardan Allah'ın gönderdiği, yaratılışta verdiği söze sadakat gösterip ondan ayrılmadan o hani Ashab-ı Kehf olayını, Hazreti Meryem'i bitki gibi yetiştirdik veya Ali İmran suresi 124-125. Ayetlerde anlatıldığı gibi onlar yaratılışta verdiği söze o iblisin tekliflerine kesinlikle aldırış etmeden Rabbani yolda takvanın yönünde yaşamını düzenleyen insanlara da yer yer Kur'an melek kelimesi kullanmış. Melekler ifadesi kullanırken de bu anlamda zaten melekler kesinlikle hani Tahrim suresi 6. ayette melekler kendilerine verilen göreve kesinlikle suistimal etmezler ifadesi kullanıyor. Yine Bakara suresinde de diyor ki Allah'ım sen bize ne bildirdiysen onu biliriz. Onun dışında bizim bir bilgimiz yok ifadesiyle kullanıyor. Yani melekler irade yok, akıl yok, seçenek yok. Onlar bilgisayara neyi kodlamış, formatlamışsan o senin formatladığın şeyi sana çıkarıyor. Onun dışında bir şey çıkarmıyor. Allah'ın yaptığı da onun için onlarda da onlara da Allah hesap sormayacak. Hesap soracak olan olan tek varlık insandır. Bunu bilmek gerekiyor. Onlara kodlanıyor. İnsanlara da söz verme anlamında verdiği sözü bozmayan. Bozmayanlar. Kodlama o da bir kodlama gibi. Burada bozulma durumu da var. Dik duruşu bozmadan yürüme durumu da var. Burada insanda iki seçenek çıkıyor karşısına. İmtihan süreci başlıyor. İmtihan süreci oldu mu mutlaka o doğru da yapabilir, yanlış da yapabilir. Bunu anlamak gerekiyor. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle
Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.